Anlattıkların film gibi. Ya gerçi Burak'la beraberken bunları yaşaman çok normal. Çünkü başını belaya sokmayı çok sever. Evet. Birkaç günde bile buna emin oldum. O yüzden bu kadar yeter. Artık ben devam edemeyeceğim. Yani bu yalana dahil olmak istemiyorum. Ya yaşadıklarını düşününce böyle bir karar vermen normal. Ama Burak adına senden özür dilerim. Bir gün daha dayanabilirsen... Ben gerçekten... Ya bak, sana söz veriyorum. Burak bir daha başını belaya sokamayacak. Çünkü gözüm üzerinden ayırmayacağım. Sadece bir gün daha dayanabilirsen... Peki. Süper. Madem sevgiliymiş gibi yapacağız, birbirimizi biraz tanıyalım. Yani çok lezzetli pastalar yapman dışında senin hakkında başka bir şey bilmiyorum. Şey, annemle beraber İstanbul'da yaşıyoruz. Babam ben küçükken vefat etti. Otele de en yakın arkadaşım Gonca ile beraber çalışmaya geldik. Ya baban için üzüldüm. Başın sağ olsun. Peki okuyor musun? Geçen sene şartlar el vermediği için okuyamadım. Ama bu sene sınavı kazandım. İnşallah okuyacağım. Peki sen? Ben de özel bir üniversitede ekonomi okuyorum. Babam ve kız kardeşimle beraber yaşıyoruz. Sen de anneni mi kaybettin yoksa? Öyle de denebilir. Ya okula gitmediğim zamanlarda babamla beraber çalışıyorum. Onun dışında Bodrum'a otelin ön hazırlıkları için geldim. Ön hazırlık için mi geldin? Otel sizin mi? Burak söylemedi mi? Babam ve amcam oteli yeni satın aldılar. Çok şaşırdım. Haberim yoktu. Bak bunları konuşmamız çok iyi olmuş. Yani çünkü Çağla çok meraklı bir kızdır. Yani bizim hakkımızda her şeyi öğrenmek ister. Mesela nasıl tanıştığımızı. Sence nasıl tanışmış olabiliriz? Bilmem. Aklıma bir şey gelmiyor. Bence biz bunu biraz düşünelim. Buldum. Şöyle tanışmış olalım. Bak bu harika bir kelime. Allah'a teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Kalkabilir miyiz? Olur tabii. Eda'cığım, ne yapıyorsun o taşlarla? Ya sabret. Zaten birazdan fotoğrafını çekince göreceksin. Ha 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 ha!
geliyor bu ya? Bir de selfie çekeli. Sana bu bikini gerçekten çok yakıştı. Nasıl ya? Ne bikini? Eda ne yaptın sen bak? Seni bir elime geçirsen var ya çok kötü oldu. Gel buraya. Bu kadar oyun yeter küçük hanım. Volkan Bey geliyor. Ben yerime geçsem iyi olur. Ben de geliyorum. Aslı'yı göreceğim. Bu çantadan mı çıktı ya? Buyurun efendim. Yetenekli de. Öküzüm ben yani, öyle mi? Bak sen. Ay Aslı, gerçekten hala inanamıyorum. Yani son bir haftada başına gelmeyen kalmadı. Şoktayım pes. Sorma Gonca. Ben de hala inanamıyorum. Ya ta oralarda başıma bir şey gelseydi? Olsun kızım. Gene de yalnız değildin. İyi kötü yanında Burak vardı. Uyuz şey. Her şey onun yüzünden oldu zaten. Onun o dahiyane fikirleri olmasa bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Ay evet ya. Belki o gün volkanlarınızda bir şeyler olacaktı. Neyse ama hala sevgili gibi yapacaksınız değil mi? Aslında o gerizekalı Burak yüzünden vazgeçmiştim. Ya saçmalama kızım ya, niye? Düşünmek bile istemiyorum Gonca. Niye? Ne oldu, ne yaptı sana? Kızım çatlatmasın adamı. Söyle, o kadar kötü mü? Beni öptü. Ne? Seni öptü mü? Dudaktan mı? Evet Gonca, durup dururken geldi öptü. Ya ilk öpüşmem onunla mı olacaktı ya? Ay bu çocuk gerçekten normal değil. Yani sevgilisi kızmasın diye onca dolap çeviriyor, yalan söylüyor, üstüne gelip bir de seni öpüyor. Ay gerçekten anlamadım ben bu işi. Kızım, bu çocuk sana aşık falan olmasın? Gonca, Allah yazdıysa bozsun. O ne anlar aşktan, sevgiden? Ay ne bileyim ya, benim de aklım karıştı yani. Tek istediğim benden uzak olsun. Ay aman evet evet, bence sen Volkan'a odaklan.
Beni o ikna etti zaten. Ay sizi yerim ben ya. Hadi inşallah. Bu akşamdan çok ümitliyim. Şey, az önce aradı Volkan. Kumsala çağırdı beni. Harika. Böylece sizi görebilirim. Ay senden çok ben heyecanlıyım. Sen neler yaptın? Erdem'le nasıl geçti? Bilmem. Güzeldi. Bak, bana bunu aldı. Ay, çok güzel. Bu çocuk çok iyi ya. Evet, idare eder. Çıkıyoruz. Nasıl yani? Sizin kadar hızlı olmasak da el ele tutuştuk. Gonca dalga geçme ya. Neyse, senin adına çok sevindim. Bari birimizden biri mutlu. Tatlı çocuk canım. Yani beraber bir geleceğimiz olamaz ama şimdilik iyiyiz. O işler hiç belli olmaz. Neyse benim hazırlanmam lazım. Ben de işimin başına döneyim. Gerçi patronum eniştem. Kovulmam herhalde değil mi? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Eğer teşekkür etmek için geldiysen kararımı Volkan çok rica ettiği için değiştirdim. Seninle bir ilgisi yok yani. Yok, o yüzden gelmedim. Kararını değiştireceğini zaten biliyordum. Vazgeçmemi istemiyorsan ukalalık yapma bence. Tamam, tamam. Ne oldu? Ne istiyorsun? İçeri almayacak mısın beni? Hayır tabii ki. Artık sana güvenmemi beklemiyorsun herhalde. Ya bir kere öptük diye hemen havaya girme. Sana mı kaldım ben? Bir şey yapacak değilim. Bana baksana sen. Tamam tamam. Sinirlenme hemen. Eşyalarını getir. Demek benim bir öküz olduğumu düşünüyorsun. Defterim nerede? Burada. Ver onu bana. Özür dile. Ne? Niye senden özür diliyormuşum? Asıl sen benden özür dile. Ver defterimi. Özür dilemediğin sürece defterini unut. Senden özür falan dilemeyeceğim ya. Ver defterimi. Ya utanmıyor musun çantamı karıştırmaya? Sen bana öküz demeye utanmıyor musun? Hayır tabii ki. Çünkü sen bir öküzsün. Hatta öküz ötesisin. Ver dedim defterimi. Ya ver dedim. Hiç bana öyle bakma. Üzerime atlayan sensin. Lütfen çıkar mısın odamdan? Tamam, gidiyorum. Aa. Aslı. Çağla, Burak kız arkadaşım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eda, kız kardeşim. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Barış. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba. Burak'ı zaten tanıyorsun. Maalesef. Ne haber Aslı? İyidir. Siparişinizi getirdim efendim. Ay! Ay! Ay dikkat etsene ya. Affedersiniz istemeden oldu. Hemen ay hallediyorum. Ne yapıyorsun ya? Gitti çantam. Çağla abartma istersen olan bir şey yok. Altı üstü kolar. En sevdiğim çantamdı benim ama. Bütün keyfim kaçtı şimdi. Tekrar kusura bakmayın. Bence eleman seçerken daha dikkatli olmanız lazım. Böyle çok müşteri kaçırırsınız. Dua et otel sizin. Yoksa şimdiye kadar ortalığı ayağa kaldırmıştım. Dikkatsiz şey. Voleybol oynayalım mı? Havamızı değiştirelim. Güzel fikir. Aslı sen de katılır mısın? Olur. Çağla sen? Olur peki.
E hadi o zaman. Kalkın. Harikaydınız. Burak'cığım, yemekler sizden. Ne ısmarlıyorsunuz? Tek başıma anca bu kadar. Barış bugün tam bir hayal kırıklığıydı. Çağla'yı saymıyorum. Ay Burak, abartma istersen. Elimizden geleni yaptık. Alt üstü bir oyun. Tamam, onu boş verin. Hadi denize girelim. Hadi o zaman. Dubalara kadar yüzüp gelelim. Bana uyar. Bana da. İşte bunda rakip tanımam. Aslı, sen gelmiyor musun? Ben yüzme bilmiyorum. Nasıl yani? Gerçekten. O zaman ben de Aslı'yla kalıyorum. Bak, sevgilisini de yalnız bırakmazmış. Ya Aslı ne kadar doğal ve içten. Ben çok sevdim. Hele denizden sonra. Evet, iyi bir kıza benziyor. Umarım abim o Deniz'i unutturabilir. Ay nereden bulmuş bu kızı hiç anlamadım. Deniz'den sonra bana çok vasat geldi. Volkan'a hiç yakıştıramadım. Bilmem ki nereden bulmuş. Benim için kalmana gerek yoktu. Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Hayır, yanlış anladın. Şaka yapıyorum. Pardon. İyisin değil mi? Kafasına attığın topları gördükten sonra harikayım diyebilirim. Çok iyi yaptım ama değil mi? Kızım zaten 10 gramlık beyni vardı. Senin attığın toplardan sonra bence 1 gram bile kalmamıştır. Ya bu Burak buna nasıl katlanıyor hiç anlamıyorum. Ya Burak ne ki kendisine olsun. Tencere kapak misali işte. Geliyorsun bir benim, ben gidiyorum hadi. Abine göre çok sıradan bir kız bence. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben çok sevdim. İyi anlaşacağımıza da eminim. Bence sen sadelikle sıradanlığı birbirine karıştırıyorsun Çağla'cığım. Hadi akvaparka gidelim. Önce bir selfie çekelim. Herkes sevgiye doymuş mu sandın? Da yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın? Ya da canımıza kastın var? Bunlar mahreme aykırı mevzular. Da dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladık, sevgilin var. Sevgi gösterisi bir yere kadar. Göstere göstere bir hal oldum. Herkesin içinde sevgiye boğdum. Samaşalaşarlar, herkes seni izler. Ben diyorum ki yanımda sevdiğim. İnsanın alıştığı yerden ayrılması kolay değil, değil mi? Bu evde çok hatıramız var. Bırakıp gitmek çok zor. Gene de üzmeyin kendinizi. Ya bence nereye gidersek gidelim, hatıralar hep bizimle gelir. Doğru söylüyorsunuz. Anne.
Aslı. Yavrum, neler oluyor? Aslı, senin burada ne işin var yavrum? Bir şey mi oldu yoksa? Anne, taşınıyor muyuz? Telefonda söyleyip canını sıkmak istemedim. Ev sahibi evi müteahhite vermiş. Ne? Nasıl yaparlar bunu ya? Ya hiç mi vicdan kalmamış bunlarda? İnsan pat diye evinden edilir mi? Kuzum, kardeşleri çok ısrar etmiş. Çocuğum mecbur kalmış. Başa çıkamamış onlarla. İnanamıyorum ya. Anne, neden bana haber vermedin? Ne yapacağız şimdi? Üzülme sen kuzum. Bu çalıştığım evin müştemilatında kalacağız bir süre. Sonra biz evimizi bulup yerleşinceye kadar da eşyalarımız da oranın deposunda duracak. Başka birinin evinde mi yaşayacağız? Anne, nasıl yaparız? Nasıl yaşarız? Biliyorum, çok zor. Benim için de çok zor. Ama biraz borçlarımızı hafifletelim. Belimizi doğrultalım. Sana söz veriyorum. Kendi evimize çıkacağız. Anne, seni hiç yalnız bırakmamalıydım. Yavrum, ne olur ağlama kuzum. Dayanamam, kıyamam sana. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım anne. Çok, çok özür dilerim. Kendini suçlama güzel kızım benim. Anne, nasıl bırakıp gideriz bu evi? Bilmiyorum Aslı. Seni bu evde kucağıma aldım. Sen bu evde büyüdün. Sonra babanın hatıraları. Bilmiyorum. Kuzum. Yavrum. Kutlarım Ahmet Bey. Çok kısa bir süre içinde oteli açılışa hazır hale getirmişsiniz. Ben bu sezona yetişmez diye düşünürken bu kadar kısa sürede mükemmel bir iş çıkarmışsınız. Sağ olun efendim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sadece VIP'ye ayırdığımız bölümde bir günlük bir işimiz kaldı. Bunun dışında eksiğimiz yok. Umarım konuklarımızdan da tam not alırız. Hiç şüpheniz olmasın. Açılış için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı değil mi? Her şey tamam efendim. Nihat Bey'den gelen direktifler doğrultusunda sade ama çok kaliteli bir açılış planladık. Sadece seçkin konuklarımızın davet edildiği. En iyisi bu. Sizler açılış sonrası kalmayı düşünüyorsunuz değil mi? Maalesef hemen İstanbul'a dönmek zorundayız. Çocukları da alıp götüreceğiz. Zaten yeterince ayak bağı olmuşlardır herhalde size. Olur mu şöyle şey? Özellikle Volkan Bey'le son derece verimli çalışmalarımız oldu. Efendim, İzin verirseniz başka bir emriniz yoksa organizasyon firmasıyla bir toplantım var. Gidebilir miyim? Tabii Ahmet Bey, siz işinize bakın. Bizimki de anca yesin, içsin, gezsin, tozsun. Beyefendiyi buraya yollamak ceza mı oldu? Ödüllendirmek mi belli değil. Gördün değil mi? Amerika'yı falan unuttu gitti. Ah. Hadi biz yemek yiyelim. Hadi. Söyler.
söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra? Senin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana? Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk.